Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü 3. sınıf Türkçe dersimize hoş geldiniz. Geçen ders sanat fuarı metnini okumuştuk, değil mi? Şimdi ise sanatla ilgili bir genel bir değerlendirme yapacağız sizlerle birlikte. Başlayalım mı? Haydi başlayalım. Sizlerle birlikte nereye öğreneceğiz? Haydi bir bakalım. Birinci olarak bilmediğimiz kelimelerin anlamlarını tahmin edeceğiz. İkinci olarak ise görselleri inceleyip hangi sanat dalı olduğunu tahmin edeceğiz. Üçüncü olarak ise geçen ders okuduğumuz metinden hareketle doğru yanlış ve boşluk doldurma sorularını cevaplayacağız. Haydi öyleyse etkinliklerimize başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk olarak sanat nedir'i işleyeceğiz. Sanat neydi sizce? Geçen ders sanat fuarı metninde okumuştuk. Zeynep'e göre sanat ne demekti? Hatırlayalım mı? Zeynep'e göre sanat, insanın kendini ifade etme biçimiydi. Peki sanatın sözlükteki anlamı neymiş? Haydi beraber bakalım. Sanatın anlamı, duygu, tasarı ve güzellik kavramlarının anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamıdır. Peki, sanat sözcüğünü haydi hep birlikte cümle içerisinde kullanalım. Şimdi siz bunu bir cümle içerisinde kullanın bakalım. Kullandık mı? Evet, ben de size kendi cümlemi okuyayım. Sanat, ruhun gıdasıdır. Evet arkadaşlar, şimdi ise ikinci kelimemize geçelim. Kelimemizde ise fuar nedir? İkinci kelimemizde metnimizde geçiyordu değil mi arkadaşlar? Evet, Zeynep'e göre fuar ne demekti? Zeynep'e göre fuar sergi alanlarının tümüne verilen isimdi. Peki fuarın sözlükteki anlamına şimdi bakalım. Fuarın sözlükteki anlamı belirli zamanlarda, belirli yerlerde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğiymiş. Hadi şimdi bunu bir cümle içerisinde kullanalım. Siz kullandınız mı? Şimdi ben de size kendi cümlemi okuyayım. Zeynep ailesiyle birlikte sanat fuarına gitti. Evet, bu da metnimden bir cümleydi. Evet arkadaşlar, bir diğer etkinliğimiz ise görsel inceleme. Şimdi biz de burada bize verilen 6 resmi inceleyip hangi sanat dalı olduğunu bulacağız. Haydi ilk resmimizle başlayalım. İlk resmimizde ne görüyoruz arkadaşlar? Fotoğraf çeken birini görüyoruz değil mi? Sizce bu hangi sanat dalına örnek olabilir? Evet, fotoğrafçılık. Şimdi ise ikinci resmimizi inceleyelim. Burada keman çalan birini görüyoruz değil mi? Sizce bu hangi sanat dalına örnek olabilir? Müzik dediğinizi duyar gibiyim. Evet, müzik. Şimdi ise üçüncü resmimizi inceleyelim. Burası tiyatro ya da sinema sahnesi olmalı değil mi arkadaşlar? Evet, bu da sahne sanatları değil mi? Şimdi ise dördüncü resmimizi inceleyelim. Bu resim bizim metnimizde de vardı değil mi arkadaşlar? Sizce bu hangi sanat dalı? Evet, minyatür. Şimdi ise dördüncü resmimizi inceleyelim arkadaşlar. Diğer elinde fırça, tuvale resim yaptığını görüyoruz değil mi arkadaşlar? Sizce bu hangi sanat dalı? Evet, resim. Şimdi ise son resmimizi inceleyelim arkadaşlar. Son resmimizde elinde kalem olan, diğer elinde ise
kitap olan birini görüyoruz, değil mi? Sizce bu hangi sanat dalına örnek olabilir? Evet, edebiyat. Evet arkadaşlar, bir diğer etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki cümleler doğru ise de, yanlış ise yanına Y yazınız. Evet, ilk cümlemizle başlayalım. Sanat, insanın kendini ifade etme biçimidir. Doğru mu sizce arkadaşlar? Evet, doğru. İkinci cümlemize geçelim. Resim yapan kişiye balerin denir. Resim yapan kişiye balerin mi deniyordu arkadaşlar? Hayır, değil mi? Ressam deniyordu. Yanlış. Üçüncü cümlemize geçelim arkadaşlar. Sergi alanına fuar denir. Doğru mu sizce? Evet, doğru. Bir diğer cümlemize geçelim arkadaşlar. Fırça ve tuval resim yapma araç gereçleridir. Sizce bu doğru mu? Metnimizde de görmüştük, hatırladık mı? Evet, doğru. Bir diğer etkinliğimizi okuyalım arkadaşlar. Aşağıdaki noktalı yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. Haydi ilk cümlemizle boşluk doldurma etkinliğimize başlayalım. İlk cümlemiz nokta nokta çamura şekil verme sanatıdır. Buldunuz mu? Evet, seramik. İkinci cümlemize geçelim. Müzik eşliğinde yapılan sanatsal dans gösterilerine nokta nokta denir. Metnimizde de bu geçiyordu. Hatırladık mı? Evet, bale. Üçüncü cümlemize geçelim arkadaşlar. Çok ince işlenmiş, küçük boyutlu resimlere nokta nokta denir. Bulduk mu? Evet, minyatür. Dördüncü cümlemize geçelim arkadaşlar. Varlıkların doğadaki görünüşlerinin kalem fırça gibi araçlarla kağıt bez üzerine resmetme sanatına nokta nokta denir. Bulduk mu? Evet, resim. Son cümlemizi okuyalım arkadaşlar. Düşünceleri dil aracılığı ile ifade etme sanatına nokta nokta denir. Bulduk mu arkadaşlar? Evet, edebiyat. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Dersimizi sonlandırmadan hadi bir neler öğrendiğimize bakalım. Birinci olarak sanat ve fuar kelimelerinin anlamlarını öğrendik. Öğrendik değil mi? İkinci olarak farklı sanat dallarını öğrendik. Görselleri incelemiştik değil mi? Hangi görsellerdi bunlar? Fotoğrafçılık, minyatür, sahne sanatları, daha pek çoğu değil mi? Bunların hepsini öğrendik. Bir diğeri ise geçen ders öğrendiğimiz kelimeleri etkinliklerle pekiştirdik. Hangi etkinlikler yapmıştık? Doğru yanlış etkinlikleri yaptık. Sonra boşluk doldurma etkinlikleri yaptık değil mi? Evet çocuklar, bugün sizlerden ayrılırken sizin evde yapmanız gereken çalışmaları söyleyeceğim. Birinci olarak gittiğiniz bir gezide yaşadığınız deneyim ve izlenimlerinizi Türkçe defterine yazınız ve ailenize okuyunuz. İkinci ödeviniz ise sanatla ilgili atasözlerini kendi yazı stiliniz ile Türkçe defterine yazınız. Evet arkadaşlar, bugünlük Türkçe dersimizin sonuna geldik. Diğer bir ders için kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.